Herkese günaydın. Dün FED toplantısını mutlaka takip etmişsinizdir. Açıklamayla beraber önce bir yükseliş olduğunu gördük. S&P, altın, parite vesaire hepsinde. Ardından da gelen satışlarla eksili bir kapanış oldu ki şu anda da Asya seansına dönüp baktığımızda satışların devam ettiğini görüyoruz. Hem Asya seansından hem vadeli piyasalarda. Dün üzerinden geçtim ama hem mailleri okumaya vakti olmayanlar için hem de dışarıdan videoyu seyredenler var. Bir daha izninizle geçmek istiyorum üzerinden. Şimdi önce bir açıklamaya hemen kısaca bir geleyim. Ondan sonra da hızlı bir şekilde devam edeceğim. Açıklama standart bir açıklama biliyorsunuz. İlk başta FED her zaman için ekonomik durumu, enflasyonun gidişatını vesaire tartışır. Burada da baktığımızda COVID'in etkilerinden bahsediyor. Ardından düşük talep ve petrol fiyatlarındaki düşüşün veya düşük fiyatların enflasyonu baskı altında tuttuğunu, son dönemde bir toparlanma kredi vesaire de olsa da enflasyon göstergelerinde bir toparlanma olmadığını söylüyor. Şimdi bunu çok ciddi anlamda önemsiyorum. Yani şu cümlenin üzerinden gitmekte fayda var. Enflasyon nereden gelecek veya nasıl gelmesini istiyor? Kuvvetli talep ve petrol fiyatlarının yükselmesinden geliyor. Şimdi birincisi talep yükselebilir mi şu ortamda? İşsizlik var. Şirketler açısından baktığınızda çok ciddi belirsizlikler var. Hem seçim belirsizliği söz konusu hem global gelişmelerde Çin'le olan yaşananlar ciddi bir belirsizlik. Hem de diğer yandan baktığınızda Amerika'daki veya bütün dünyadaki COVID'in gidişatı. Dolayısıyla özel sektör ve hane halkının talep göstermesi çok mümkün değil. Petrol tarafından devamlı olarak söylediğim bir emtia fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanacak bir arz enflasyonu söz konusu olabilir. Bu kısa vadede olmayacaktır ama biraz daha orta vadede olacaktır. Bu Fed'in istediği tarzda bir yükseliş mi? Hayır, Fed'in istediği tarzda bir enflasyon artışı olmayacak. Şimdi burada birazdan daha bahsedeceğim ama tekrar bir geri gidip bir noktaya bakmak istiyorum. Şurada bakın 2010 tarihinde Bernanke'ye bir mektup gönderdi. Çok önemli isimler, akademisyenler, finansçılar ve o mektubun içeriğine baktığınızda QE yaparsanız kurda büyük değer kayıpları ve enflasyona neden olabilir açıklaması vardı. Buradan gösteriyorum çünkü Wall Street Journal'a aksesiniz yoksa bunu göremezsiniz. Dolayısıyla buradaki itiraz işte bunu yaparsanız enflasyon kontrolden çıkacak. Dolayısıyla da her şey birbirine girecek korkusu var. Olmuyor. Yani varlık alımı dediğiniz şey para basmak olmadığı için bu iş olmuyor. Varlık alımıyla olmuyor. Yani siz varlık alımı yapacaksınız. Öbür taraftan da enflasyon bir anda alıp başını gidecek düşüncesi doğru bir düşünce değil. Ama nerede problem yaşıyoruz? Piyasa sloganlarla gittiği için. Şimdi Kantalyon efekt denilen bir etki vardır. Bu arada 17. yüzyılda yanlış hatırlamıyorsam yazılmış bir şey bu. Der ki paranın ekonomiye girdiği noktaya ne kadar yakınsanız bu işten o kadar kâr edersiniz. Ne demek bu? Yani şu anlama geliyor kabaca. Eğer bana 1 trilyon dolar verilse ve bunu ekonomiye sok bakalım Şant Efendi derlerse önce ben kendi işte ev alırım, arabamı alırım, yat alırım, şunu alırım, bunu alırım. Fiyatlar yükselmeden bu hareketi yaparım. Daha sonra fiyat yükselişi gelir 1 trilyon dolar harcamaya gittiğimizde siz enflasyonist bir ortamda veya daha yüksek fiyatlarda alırsınız. Bunun bugünkü karşılığı nedir? Bugün varlık alımı yaptığınız zaman yani o para basılıyor dediğiniz şeyin ekonomiye girme noktası finans sektörü, Wall Street, bankacılık. Ama ekonomiye girmiyor çünkü varlık alımı öyle dizayn edilmiş bir şey değil. Rezervlerle ilgili bir şey. Dolayısıyla bu para finans sektörüne, Wall Street üzerinden giriyor. Ama ondan sonra en yakın olan onlar olduğu için dönüp bakıyoruz, aa bir balon oluştu. Hayır, balon oluşmadı. Bunun yapılma amacı zaten bu. Bu başka bir şeye neden olamaz.
Dolayısıyla ilk elde işte Wall Street zenginleşiyor. İkinci elde paraya yakın olanlar kim? İşte o %1 dediğimiz kesim hisse senedi piyasasına, bonoya sahip, portföyü ağırlıklı ondan insanlar. Dolayısıyla oradan daha yukarıya gidiyor. Ondan sonra biz tartışıyoruz. 10 yıl geçti Amerika'da, çok daha uzun süre geçti Japonya'da. Neden enflasyon yok diye. Neyse, şimdi tekrar cümlelerin üzerinden gidelim. Virüse bağlı bir seyir olacağını söylüyor. Fed bu çok doğru bir tespit. İşte dün de paylaştım, çok net bir şekilde gerilemeler söz konusu. Bu toparlanmaya rağmen havayolu trafiğinde %68'lik bir düşüş var. Restoranlarda %50'ye yakın. Ofise gitme oranları %74. Dün Deutsche Bank Amerika'da yıl ortasına kadar gidilmemesi gerektiğini, gidilmeyeceğini açıkladı. Dolayısıyla Fed bu açıdan çok isabetli bir tespitte bulunuyor. Zaten hepimiz biliyoruz. Şimdi gelelim strateji değişikliğine. Strateji değişikliğinde eskiden ne diyordu Fed? İki seviyesini hedefliyoruz simetrik olarak. Buraya gelene kadar da elimizden geleni yapacağız. Şimdi ne diyor? Önce 2'nin biraz üzerine çıkmasını istiyoruz. Belli bir süre. Bu arada biraz ne kadardır? Belli bir süre ne kadardır? Yani bunu kontrol edebiliyor muyuz? Sonuçta %2'ye gitmesini sağlayamadınız bu kadar süredir. %2'nin üzerine çıkarsa 2.2, 2.3'e kalacağına dair bir garanti var mı? Bir anda %3'lere, 4'lere hızlanabilir mi? Hızlanırsa bunu öldürmek için çok sıkıştırırsanız enflasyon, ekonomi ne olur gibi soru işaretleri var. Aynı şey sometime'da da geçerli. Bir ay, 3 ay, bir yıl, bunu tam olarak bilmiyoruz. Ama enflasyon 2 ortalamasına gelecek ve aynı zamanda bütün bunlar olurken de uzun vadeli enflasyon beklentileri 2'de sabit kalacak düşüncesi var. Bana sorarsanız iyimser bir düşünce. Yani her şeyin yolunda gideceğine dair planlanmış bir düşünce. Ama önce bir 2'ye gitmemiz lazım. Dolayısıyla çok da durumun nasıl olacağını bilmiyoruz. Varlık alımları konusunda Fed devam edeceğini söyledi. Ama burada önemli olan nokta ne veya piyasanın hoşuna gitmeyen nokta ne? Piyasa şunu istiyordu. Enflasyon hedefi veya işsizlik hedefi yakalanana kadar devam edeceğiz. Ve içerik olarak da uzun vadeli tahvilleri biraz daha ağırlık vereceğiz isteği vardı. Burada dikkat ederseniz enflasyonu, işsizliği, büyümeyi birbiriyle bağlantılı olarak sunan bir Fed gördük. Ama varlık alımlarını bu gruba bağlamadığı için, belli bir tarih, belli bir uzunluk vermediği için piyasanın biraz hayal kırıklığına uğradığını görüyoruz. Birazdan bir daha bahsedeceğim. İki tane aslında itiraz var. Bir tanesi, tabii bu ortamda şahinlikten bahsetmek mümkün değil ama bir tanesi biraz daha şahin, bir tanesi çok daha Kaşgari'ninki, çok daha güvercin diyebiliriz. Bu şu açıdan önemli bence. Bu kadar büyük bir strateji değişikliğinin olduğu dönemde Fed üyeleri arasında tam bir uyum olmaması bence önemli bir durum diye düşünüyorum. Şimdi buradan tekrar bir başka tabloya geçmek istiyorum. Powell tarafına gelelim. Powell tarafında da işte az önce söylediğim varlık alımı fikri. Tabii burada Powell'ın da üzerinde çok net bir baskı var. Yani herkes Merkez Bankası'nın bir şeyler yapabileceğini düşünüyor. Ama seçim var. Seçimden önce ben 500 milyar daha aldım desek işte bütün bu şeyler yine ortaya çıkacak. Fed para basıyor ama falan şeklinde. Dolayısıyla bir şey yapamamış olmasını da çok şaşırmamak lazım. Şimdi tekrar talep tarafına dönelim. Bu talebi nereden çıkartacaksınız? Yani faizler sıfır diyoruz ama Amerika'daki prime rate'e baktığınızda 3.25. Bunun üzerine belli bir spread daha ekleniyor. Dolayısıyla aslında 4'ler civarında bir faiz var. Şu ortamda da bu mekanizmanın çok fazla çalışmayacağını biliyoruz. İkinci alternatif, yani kredilerde bir patlama olmayacak, ücretlerde bir patlama olmayacaksa enflasyon nereden gelecek? İkinci bir alternatif, az önce konuştuk, daha önce de konuşmuştuk. İşte tedarik zincirlerinin değişmesi, arz tarafındaki fiyatlarda bir değişiklik arz enflasyonu yaratabilir. Üçüncü unsur nereden geliyor? Dün Powell'dan bahsetti. Devletin
harcaması. Varlık alımı yaptığınız zaman bankacılık sektörünün bilançosunda bir genişleme olmuyor. Ama kamu harcarsa o zaman bilançoyu büyütme özelliği var. Herkesin, sizin, benim, şirketim vesaire. Tabii burada ne kadar harcayacağı da önemli. Yani ben 5 birim tasarruf edeceksem, şirketler 5 birim tasarruf edecekse bir 10 birimlik boşluk olacak demektir. Deflatif bir boşluk var demektir. Bu durumda kamunun işte o 3 trilyon dolar eksi verdi diyoruz ya, aslında hisse senedi piyasasının gördüğü kar oradan geliyor. Bütçede 3 trilyon dolar eksi olması, eğer karşı tarafın harcamaları 3,5 trilyon, pardon, tasarrufu 3,5 trilyonsa çok fazla bir şey ifade etmez. Boşluğu belli bir ölçüde doldurur. Ama 4 trilyonsa, yani tasarruftan daha fazla kamunun bir harcaması olacaksa, tamam, şimdi enflasyondan bahsedebiliriz. Bu açıdan Powell zaten devamlı olarak hükümete, devlete atıfta bulundu. İkinci bir paket gerekecektir dedi ki birazdan gösteririm. Perakende satışlarda da bunu görmüş olduk. Ekonomi tahminlerine gelirsek orada 2023'e kadar sıfırda kalacak şekilde baktık, konuşuldu dün piyasada ama dikkat ederseniz PCE, yani takip edilen enflasyon 2023'te %2'ye gelmiş oluyor. Bu durumda 22-23 ortalamasını aldığımızda hala %2'nin altında kalacak. Dolayısıyla 2023'e değil daha ötesinde de aslında devam ettiğini söyleyebiliriz bu sıfır faiz politikasının şu anki görüntüde. Nitekim dün piyasanın, tekrar buradan piyasa tarafına dönelim. Nitekim dün piyasanın tepkisi de olması gerektiği gibiydi. Neyi tartıştık? Eğer şu ortamda gelecek olan açıklamalara hala euro alarak, altın alarak tepki verirse piyasa aç demektir. Çünkü burada yeni bir bilgi gelmeyecek, piyasayı götürecek kalite dediğim bir güvercinlik olmayacak. Hakikaten olmadı, piyasada vermesi gerektiği gibi bir tepki vermiş durumda. Şimdi çok uzamaya başladı bile, o yüzden sizleri de sıkmadan çok hızlıca birkaç grafikle üzerinden gidelim. S&P tarafında neye dikkat edeceğiz? Kırılacağını düşünüyorum ben ama takip etmemiz gereken seviye 50 günlük ortalama şu an için. Oradan dönmüştük hatırlarsanız. Dolayısıyla burası muhtemelen test edilip kırılacaktır diye düşünüyorum. Ama önce bir tabii ki oranın kırıldığını görelim. Ardından şu tepeyi tartışıyor veya hedefliyor oluruz. Parite tarafına gelelim. Parite tarafı aslında burası ilginç bir noktada. Hep konuşuyoruz, aşırı long pozisyonlar var. Dolayısıyla 1.19'un böyle bir ortamda temel nedenlerle değil, temel bir yığın neden bulabilirsiniz kırılmasını gerektirecek. İşte OMO FED para basıyor falan kısmı dahil olmak üzere. Ama kırılmıyor. Neden? Çünkü ciddi anlamda uzun pozisyonlar var zaten burada. Dolayısıyla şu anda dönüp baktığınızda piyasanın dolar short oynadığı pozisyon artık şey değil, euro değil. Japon yeni tarafına oynuyor piyasa. Bakın dikkat ederseniz dünkü açıklamalar euro tarafında çok ciddi bir satışa neden olurken Japon yeni tarafında öyle bir satış yok. Veya biraz daha riskli gitmek istiyorum diyorsanız, çünkü burada politika da işin içine giriyor, pound tarafına bakmanız lazım. Pound'da da dünkü kapanışa baktığınızda primli kapandığını görüyorsunuz. Yani euro aşırı dolu bir trade olduğu için, herkes oraya yığıldığı için kısa vadede yukarıya gitmemeye devam edecek. Hatta bu ortalama da kırılırsa, ki kırılması gerektiğini düşünüyorum, yine söylüyorum. Bu arada düşünüyorumla trade ediyorum farklı şeyler. Ama neyse. Burada da 15'lere, 16'lara doğru bir dökülme görme ihtimalimiz var. Ondan sonra bir 19'a doğru atak gelirse, yani şu anda ne kadar azaldı bilmiyorum. Belki dün bugün ciddi anlamda azaldı. Ondan sonra 19'a doğru bir atak gelirse o atağı daha tehlikeli olarak okumak gerekir diye düşünüyorum. Altın tarafına gelirsek, altında da benzer bir durum söz konusu. Burada da yukarıya doğru 70'leri 2 gün üst üste denedikten sonra dünkü açıklamalarla beraber sert bir satış geldiğini gördük. Ama burada da henüz şu üçgenin
kırılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu tarafta da evet yukarı gidemiyoruz ama aşağı hareket de tetiklenmiş değil. Ben aşağı mı bekliyorum? Ben aşağı bekliyorum. 1910 kırılması durumunda düzeltme derinleşecektir. Tekrar söylüyorum, bir düzeltmeden bahsediyoruz. Burada ana trend kaybolmuş değil. Özellikle karşı taraf riski geldiğinde çok daha sert yükselişler olacak. Enflasyon konumuz benim açımdan değil buradaki asıl alma hedefi. Ama şu an için hala bir sıkışıklık içerisindeyiz. Dünkü açıklamalarında çok yardımcı olmadığını zaten görebiliyoruz. 1910 kırıldığı takdirde daha sert bir hareketle karşı karşıya kalacağız. Gümüşte de aynı durum söz konusu. Gümüş dün primli gittikten sonra bugün yeniden satıcılı bir noktaya döndü. 26-20'ler burada da takip ettiğim seviye. Orasının kırılması durumunda aşağı hareket artacaktır. Burada da görüyorsunuz bir hala sıkışma var. Çok da kötü bir durumda değiliz altın gümüş rastosuna baktığımızda. Yani piyasada bir panik var. İnsanlar gümüşten hızla çıkmaya çalışıyor gibi bir durum söz konusu değil. Bakın yatay giden bir şeyle karşı karşıyayız, oranla karşı karşıyayız. Ama ETF tarafını birkaç gündür paylaşıyorum. Bu tarafta bir çıkış olduğunu görüyoruz. Altında olmayan bir çıkış. Bu biraz hafiflenmiş. Bundan sonraki birkaç günde nasıl seyredeceğini bunu iyi okumamız gerekir. Çünkü Fed'in destek vermediğinin düşünüldüğü bir ortamda çıkış olursa hızlı olacaktır diye bakıyorum. Petrol tarafı düşüş olduğunda konuşmuştuk. Burada benim için önemli olan aslında petrolden ziyade, petrolün kendisinden ziyade enflasyon beklentilerine yapacağı etki diye. Dün Fed'in de bu noktaya değinmiş olması önemli. Şimdi şurada gördüğümüz 200 günlük ve 50 günlük ortalama artık net dirençler ve burası kısa vadede çok hızlı aşılmayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla yeniden aşağıya doğru dönmemiz söz konusu olabilir. Burada yavaş yavaş bonoyla harmanlayalım. Amerika'daki 10 yıllık enflasyon beklentileri dün nasıl hareket etti? Açıklamanın ardından yatay kaldığını görüyoruz. Yani çok da öyle inanılmaz bir etkisi söz konusu olmadı. 10 yıllık tahvillere baktığımızda orada da 0.67 seviyesinde olduğunu görüyoruz. 70'lere kadar çıkmıştı. Ondan sonra bir dengelenme oldu. Aynı seviyeye geri döndük. Buradaki tabii bir hafta önceki getiri eğrisinin durumuyla karşılaştırdığımızda çok fazla bir oynama yok. Bakın şurada çok hafif bir yukarı gidiş var. Dün biraz daha sertti 0.70'lere geldiğimizde. Şu anda Fed'in bu tarafta da çok büyük bir etkisi olmadığını görüyoruz. Tabii dikleşmesi veya yataylaşması özellikle bankacılık sektörü açısından kritik olacaktır. Ama şu anki gidişatta çok kolay kolay yukarıya doğru kalıcı bir zıplama yapması tahvil piyasasının zor gibi gözüküyor. Bitcoin tarafına gelirsek, Bitcoin tarafında da daha önce de söyledim. Burası o uzun yıllar tartışılan, işte Fed para bastığında çıkıp kalkıp gidecek, burası çok önemli kısmını görmüyoruz. Yani bilanço büyümüş olmasına rağmen hala burada belli bir bant içinde sıkışan bir Bitcoin var. Buradaki, şimdi oturup bunu uzun uzadıya burada anlatmak istemiyorum ama Bitcoin'in iki tane özelliği var diye bakıyorum ben. Birincisi tekrar altında olduğu gibi karşı taraf riskinin bulunmuyor olması. İkincisi videonun başında söylediğim varlık alımının bankacılık sisteminde kalıyor olması veya paranın, kredinin bankacılık sektörü tarafından yaratıldığı bir ortamda işte Merkez Bankası adımlarının takılıp kalması, piyasaya girememe noktası. Aslında kripto paraların, DeFi'nin çalışma sistemi buna bir alternatif. Bunun anlaşılması lazım. Yani alternatif bir parasal sistem bakacaksanız konu Bitcoin'in rezerv para birimi olması, X'in para basıyor, Y'nin basmıyor olması değil. Konu biraz daha geniş finans sistemi üzerinden tartışmamız gereken bir konu. O açıdan ben kripto paraların tabii en oturmuş olanı Bitcoin olduğu için Bitcoin'in önemli olduğunu ve belli ölçüde ilerideki zamanda bu tartışmada kendisine yer bulacağını
düşünüyorum. O açıdan orta uzun vade portföylerde biraz olması lazım. Kısa vade herhangi bir değişiklik var mı? Açıkçası herhangi bir şu anda görüntüde değişiklik yok. Bu seviyelerde tutunuyor olması pozitif ama şurada gördüğümüz kısa vadeli trendi de aşması için biraz daha yukarı gitmesi lazım. Dolayısıyla kısa vadede Bitcoin'in üzerindeki baskı tamam bitti diyemiyorum ama muhtemelen önümüzdeki günlerde biraz daha seçim belirsizliği vesaire varken kendisini ayrıştırabilirse o zaman kuvvetli bir halde görebiliriz. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi seanslar.